Görücü usulüyle evlilik dinen uygun mudur? Şimdi normal şartlar altında şu ülkede, toplumda her şey belli bir manevi, maddi standardı olsa bu sorular o kadar kolay ki. Sormazsınız belki de. Ama şimdi bizim görücü usulü evet uygundur dese ben görmedim ki kızı falan diyor ya. Çocuk da diyor, kadın da diyor ki ben de görmedim adamı diyor. E bizde böyle görücü usulü. Ya tamam da birbirini görmeye müsaade var. Birbirini görmeye müsaade var. Hanefi fıkhında ve senin ecdadın şöyle bir şey yapmış görücü usulü derken. Bunun sebebini biliyor musun? Niye, nereden çıkmış bu? Öğrenmek ister misin? Sen biliyor musun Barış? Hakikat ilk defa bir şey yok dedin ya. Her şeyi biliyordun halbuki. Nereden çıkmış biliyor musun? Gider insan, affedersin şimdi. Geldi, canlandırma yapalım. Baktı, aklı. Sonra geldi dedi ki, aa çok da yakışıklı değilmiş. Kız biraz sanki kısa boyluymuş. Şu kaşı böyleymiş. Biraz şişko mu? Zayıf mı? Konuşuldu. Peki bu ne oldu? Ailelere de gitti mi? Şimdi o kızcağızın, sen bak şimdi gelmiş, evlenmek için gelmiş. Senin için çirkin demiş. Şişko demiş. Bakımsız demiş. Pis demiş. Bu insanın kalbini kırar. Sen kalp kırmak için bu dünyaya gelmedin. Edebiyle iş yürüsün. Kardeşim biz senin yerine 10 kere bakalım. En azından şahsi olarak kalbi kırılmasın. Biz onu üzerimize alalım demek için yapılmış bir şey. Sen kalkıp hemen eskiden geleceğiz. Sen her gün 6 sene dolaştığında sonra mutlu oldun mu? Bir istatistik yapalım mı? Şu anda hayatımızda bunu yapmak var. Engel olan var mı? Yok. Bu hayat standardına göre 10 senede boşanmaların sayısı bu. Ve en çok da böyle böyle olanlar. Bunların istatistiklerine baktın mı? Baktım ben biliyor musun? Ama şu an söyleyemiyorum. Niye oynamıyorsun demişler. Yerim dar demiş. Tamam. Bunların hepsi var. Mesele buradaki gösterilen ciddiyettir. Ya görücü usulü, yok bizde hiç kimse kimseyi görmez. Yok bu da İslami değil. Ne demek kimse kimseyi görmez? Lan ben evleneceğim lan, sen mi evleneceksin? Görmeye hakkım var. Bir de daha evvel söyledik, size kızı verdim gitti. Ne veriyorsun? Kimi kime veriyorsun? Kimin mülkünü, kimin kulunu kime veriyorsun? Bu ancak ne zaman söylenmiştir? Daha evvel anlattığım için çok üzerinde durmayacağım. Kız baktı beğendi. Konuştu beğendi. İyi dedi. Erkek de baktı beğendi. Güzel uygundur dedi. Ben bu kızı istiyorum dememek için. Aile ortamı müsait değil. Ben bu adamı çok sevdim diyecek hali yok kızın. Utanıyor. Hani utanmak. Vardı eskiden. Bilmiyorum ben şu an sıkıntı var mı? Utanma diye çok yaygın bir şey vardı eskiden. Utandıklarında bunu ben bu erkeği istiyorum. Ben bu kadını istiyorum diyemedim. Ben ne oldu kızım? Nasıl durum? Tamam iyi babacığım uygun gördüm münasipse sizce de. Tamam kız merak etme. Kızımızı verdik gittik böyle söylenen bir söz. Yoksa kız razı değil oturuyor ağlıyor. Ben bunu görmek istemiyorum. Sen evleneceksin burada benim sözüm Allah ana baba hakkı baba hakkı bilme. Ne hakkı olursa olsun hak yok o işte. Allah'ın dininde bu şekilde evlendirmek yok. İstediğiniz kadar bağırın çağırın. Kavminiz varmış aşiretiniz var topunuz gelin be. Hiç. Vız gelir tırıs gider. Sizin kanun, aşiret kanunlarınız bizi alakadar etmez. Aynı şekilde sizin şehir efsaneleriniz de bizi alakadar etmez. Eğer din konuşuyorsak. Mutluluk nasıl oluyor? Bu artık tekrar keşfetmeye gerek yok Afrika'yı. Tamam. Şu Amerika'nın keşfiyle alakalı çok sıkıntılı düşüncelerim var da. O yüzden Afrika dedim. Tekrar Afrika'yı keşfetmeye lüzum yok.